Tekno Seyir'e hoş geldiniz. Bugün tablet inceleyeceğiz abi. Evet, Ne inceliyoruz? yeni bir tabletimiz var. Transformer serisinden Asus'un. Evet. Bu sefer Transformer Pad. TF TF300 300. koduyla biliniyor. Bir anlamda Transformer halka açan. Açılmış hali. Bu arada hani en önce şunu belirtelim. Şimdi ben bugün Haziran'ın ortasındayız. Araştırmasını yaptım. Henüz ülkemize gelmemiş. Fakat bazı online sitelerde işte böyle Aa. TF300 Transformer Prime falan gibi yalan yanlış şeyler ve yanlış fiyatlar yazılmış. Yani TF300 Transformer Prime diye bir şey yok. TF300 Transformer Pet ya da Transformer Pet TF300 başka. Transformer Prime TF201 ayrı cihaz. Kimi siteler bunları çorba yapıp yanlış fiyatta yayınlamış. Hani biz bölümümüzü yayınladığımızda belki Türkiye'ye satılmaya başlamış olur ama hani Transformer Prime TF300 diye bir şey değil, yok. Ek bir şey ilave edeyim. Ben de TF300'ü doğru olarak yazan gördüm. Asus'a sordum. Dedim ki siz mi getirdiniz? Hayır biz getirmedik dediler. Ha, Bir de öylesi bavul, var. bavul ticareti gibi. Evet. Tamam. İşte bu Murat Transformer serisini biliyorsun. İşte Transformer'ı gördük. İlk TF100. Transformer şey slider var. Evet. Sende. Bu. Daha doğrusu E-Pad slider, o Transformer değil. Transformer Prime benim elimde sırf tablet kısmı. Sık sık kullanıyorum. Bu da işte serinin yeni üyesi. Ekonomik üyesi. Güzel tarafı o. Fakat her tarafından kısmamış Asus. Evet. Yani yine Tegra 3. Evet. Ekonomik deyince Tegra 2 falan sanılmasın. Tegra 3. İşte bu Tegra 2. Şimdi mesela öncelikle istersen şimdi bu tabii ki hep Transformer Prime ile karşılaştırılacak. Ortak noktalarını söyleyelim. Ekran çözünürlüğü aynı. 1280x800. Tegra 3 aynı. 1 GB RAM aynı. 32 GB depolama kapasitesi aynı. Fakat şöyle, bunun 16 GB modeli de var. Prime'da ise 64 var. Prime'da 16 yok. Ama 32'de kesişiyor. İkisinin de 32 GB modeli var. Kamera çözünürlükleri aynı. Ön ve arka kameranın çözünürlükleri aynı. Şey aynı. Dock. Tabii ki ikisinin doku da kendine özel rengiyle falan ama yapı olarak tamamıyla aynı. Bağlantı noktası da aynı. Bunlar ortak özellikler. Çıkart istersen. Şimdi nasıl tablet bu demesinler hani hiç görmeyenler. İşte asıl olay bu. Evet. Bu da klavyesi ve depolama dock istasyonu. İlk Transformer'dan beri Asus'un Evet. konsepti bu. Evet. Transformer işte laptop'a dönüşüyor yani ya da netbook'a Netbook'a dönüşüyor. Netbook'a dönüşüyor. dönüşüyor. Şimdi Murat aradaki farklar. Bir kere biliyorsun Prime'ın arka tarafı metal. Metal. Bu Bu. plastik. Arka tarafı plastik ama güzel bir Hı, plastik. güzel. Şey, plastik aynı yuvarlatılmış Evet. desenlere sahip. Dokuyu plastiğe uygulamışlar. Şimdi senin elindeki çok koyu mavi, Evet, siyah değil. mavi. Yani gece lambası gibi lacivert falan, lacivertin de koyusu bir mavi. Kırmızı var, beyaz var. Evet. Renk opsiyonları var. Murat, farklar neler? Bir kere farkındaysan tabletin yapısı tamamıyla portların yeri falan her şeyi birebir aynı. Evet. Değil mi? Farklar neler? Ekran Prime'da IPS Plus, Super Süper IPS IPS. Plus bunda değil. Yani biraz parlaklık fark ediyor. Evet. Çözünürlük aynı. Prime'ın Gorilla Glass ön yüzeyi var. Yani Çizili. çizilmez ön yüzeyi var. Bunda o Gorilla Yok ama Glass hani bu da değil. çizili anlamına gelmiyor. Sertleştirilmiş diyor Hı. Asus ama Gorilla Glass değil. Gorilla Evet. Glass çünkü bir marka, Tabii. bir firmanın ürünü. Bu Gorilla Glass değil. Tegra 3 aynı. 4 çekirdek hani 4.1 çekirdek Tegra'nın esprisi. 100 MHz bir fark var. Hı. Prime 1.6 GHz'e kadar çıkıyor. Bu 1.5 GHz. Ben bunun testini de yaptım. %10'dan az bir şey var. %5 kadar Hmm. Prime daha hızlı. Fark edilmez. Edilmez evet. Grafik hızı zaten hemen hemen aynı. Fark edilmez. 100 MHz'lik ufacık bir fark var. Bellek aynı demiştik zaten. Depolama aynı demiştik. Murat, Bluetooth 3. Yeni tablet Bluetooth 3.0. Prime 2.1. O fark var. Bluetooth yenilenmiş. Kamera çözünürlükleri aynı demiştik. Yalnız şu arka kamerada bunda flash yok. Hı. Prime'da flash var.
Biraz tartışmalı. Şimdi Prime'ın üzerinde tek bir hoparlör var ama Asus özellikle stereo diye belirtiyor. Bunda da tek bir hoparlör var ama stereo dememiş Asus. Ama mono da dememiş. Yazmamış öyle bir şey. Bunun 3G'li modeli var. TF300TG diye. Türkiye'ye gelir mi bir kesin bir tarafı yok. Yani onu bekleyin diyemeyiz. Prime'de 3G yok biliyorsun. Öyle bir opsiyon yok. Plastik kasasından ötürü iyi, hem iyi hem iyi kötü bir şey yansıması var Murat. Şimdi kasa plastik olduğu için Wi-Fi'da şey artmış, başarım yani Evet. çekme gücü diyelim Artmış. Çok çok net kötü bir bir şekilde şeyle. artmış. Wi-Fi'da Prime'ın birazcık iletişim sıkıntısı var. Çok hani router'ın karşısında dururken bile o göstergenin hani 4 çentiği varsa bir tanesi olmayabiliyor. Bunda sorun yok. Bunun Wi-Fi'yi daha aynı standart desteğini hani BGN standart desteği aynı ama Wi-Fi de iyi, GPS'te de biliyorsun Prime'de birazcık GPS konusunda sıkıntı yaşamıştı Doğru. Asus. Bunda öyle bir sorun yok. Ortadan kalkmış. Fakat plastiğin getirdiği bir de negatif taraf var. Yani eline abi ilk aldığınız zaman iki şey hissediyorsun. Birincisi şu plastik oldu ama bu rahatsız etmiyor. Evet. İkincisi ağır diyorsun. Şimdi Murat sorun şu. Plastiğin mukavemeti metal gibi değil. Değil. Dolayısıyla gerekli mukavemeti sağlamak için daha kalın yani plastik hafif metal. Şey insanlar plastik hafif olur ya de diyorsun normalde ama aynı mukavemeti sağlamak için daha çok plastik, daha kalın etli plastik kullanman gerekiyor. Ne oluyor? Ağırlaşıyor, kalınlaşıyor. Şimdi ağırlığı 50 gram kadar artmış Prime'dan. 586 gram Prime. 635 gram Asus'un rakamlarıyla TF300. 50 gram artmış ama elde biraz daha fazla Hissediliyor. hissediliyor. Sanki psikolojik etkisi de var belki. Çünkü kalınlığı da artmış. Evet. 8,3 milim Prime. Biliyorsun Prime iPad'den ince. En ince tabletlerden birisi. TF300'de 9,9 grama çıkılmış. Şey bu. Hani en büyük fiziksel fark bu. 9,9 santim. Yani bir şey milim Evet. tabii ki. Bir Milim. santimden bir milim Evet. aşağı kalmış. 9,9 milim de kotarmış Asus. Ama Murat hani Tegra 3'ten bir taviz vermemiş. Gücünden bir taviz Evet. vermemiş. O benim çok hoşuma gidiyor. Hani böyle aksesuarlara hep yüklenmiş Asus. Hani değişiklikleri orada yapmış. Gücünden bir şey kesmemiş. Çünkü Dokunun kalitesi, verdiği tuşların hissi falan hiçbir şey yok. aynı Evet. Prime'ın doku gibi. Ucuz etin ya nisedelerde eğer böyle bir kesinti Evet, evet, olsaydı evet, evet, evet. dedirtmemişler. Yok şey yapmamış, Asus öyle hani öldürmemiş Evet. konsepti. Zaten hani mesela şimdi işte kutu aynı kabloyla şarj oluyor. İşte verdikleri adaptör aynı. Zaten Asus bu Transformer Prime'ın da kutu içeriği şeydir, sıfırdır. Yani şarj cihazı, bir basit bir garanti kartı falan odur. Hani Evet. bir zengin bir şey yoktur. Bunda da aynı. Kutu içeriği dolayısıyla değişmiyor. Asus'un verdiği bir 8 GB online depolama alanı falan var. Onları da veriyorlar. Hani ondan da kesmiyorlar. Asus hani ben Computex'e katıldığım zaman şunu çok vurguladı. Biz bulut işine çok ciddi para harcıyoruz, Ar-Ge Evet, harcıyoruz. evet. Ciddi bulut hizmeti satıcılarından biri olacak. Şu anda işte bu tabletlere 8 GB veriyor web Bunlar daha storage diye. başlangıç yani. 8 GB veriyor. Parasını verirsen de hizmette satıyor. Daha çok Tabii. kapasitede satıyor sana. Murat aradaki hani farkları toparlamak gerekirse pil ömrü de biraz düşmüş. TF300'ün pili Transformer Prime'ın içindeki pil 25 watt toplam kapasitede. Bu 22 watt. Evet. O da Asus'un rakamlarına göre Transformer Prime'ın 12 saat olan pil ömrü 10 saate düşmüş. Ben o zaman şurada şunu sorayım. Tablet deneyimleri diye biliyorsun bir video yaptık Evet, biz. evet. Sen kullandın Prime üstünden yaptın. Evet. Bu kullanım deneyimine göre bu rakamları tutturuyor musun? Bu rakamları tutturamıyorsun. Yani şöyle Murat, aktif böyle deli gibi bilgisayar gibi tableti kullanıyorum kardeşim. O zaman bu rakamları Tutmuyor değil tutturamıyorsun. mi? Bu şöyle. Yani benim tablet kullanımım nasıl? Açıyorum bir şeyler bakıyorum. Kapıyorum. Bırakıp gidiyorum mutfağa işte kahve almaya. Benim yarım saat yokum. Tablet uykuya geçiyor. Geliyorsun yine bir şeyler yapıyorsun. Tabletin kullanımı
dizüstü ya da masaüstü bilgisayardan farklı be Farklı. Murat. Çok kesintili. Mesela tablette şöyle bir şey var. Ben eski kafalı bir adamım. Ben bilgisayarlarımı kapatırım. Mesela tableti kapatmıyorsun. Kapatmazsın. Tableti hep standby'da bırakıyorsun. Şarja takıyorsun. Tablet hep açık. Çantaya koyarken bile kapatmıyorum. Sen Prime'de hatırlıyor musun kaç saatlik bir kullanım ömrüne ulaşmıştın? Rekor mu şey mi hani Yani yok genel olarak ben işte 12 saat Asus açıkladım. Ben kendi kullanımına şu kadar. ya 6 saati buluyorsun. Niye sordum? Çünkü şimdi Asus'un rakamlarına göre 2 saatlik bir fark var. Ama Evet. gerçek kullanımda aslında hani o 6 saat almışsan orada bunu sen kullansan 2 saat İki daha şey azmış. düşün. Şöyle düşün Murat. Ben işte 12 Asus 12 saat gider diyor Prime'ın pili. Ben hani deli gibi kullandığımda işte 6 saat falan diyorum. 10 saatse de 5'e düşer. İşte Evet. yarıya ise yarıya düşer diyelim. Pili öyle şey değildir ya. Bu pili aman pil ömrü düştü falan denecek bir şey değil. Biliyorsun bu arada. Tabii ki biz hep tableti konuşuyoruz. Tabii, dok var Dokta zaten. pil var. O pil tableti şöyle bu durumda taktığında tableti şarj Evet. ediyor. İstersen ben şunu merak ediyorum. Benim Prime'ımın doku yok. O yüzden bunu da denedim. Doku da elektriğe bağlayıp hani bilgisi tam fişe takılmış masaüstü bilgisayar gibi sonsuz çalışmaya devam edebiliyorsun. O opsiyon var. Murat çıkar bir yerinden. Bak hani Prime'la yan yana yani şöyle gösterdiğimde ayıramazsın. Hani Yok. hangisi Prime, hangisi Çok zor. TF300. Hani Prime'ın logosu soluktur. Evet. Bununki gümüş rengi parlak yapmışlar. Onu bilmesen ayırt Ne edemezsin. yap nasıl gösterirsen anlarım biliyor musun? Nasıl? Açıl. Maksimum şeyine getirirsin bunu. Ha Aydınlatma parlaklığında. parlaklığına o zaman ciddi fark oluyor. Değil mi? Değil mi? Onun dışında işte Şimdi şöyle bir kalınlık farkı var. var tabii. Ama işte bu kadar en boy aynı, ön yüzey aynı. Ben tahmin ediyorum ki belki içindeki daskalı devre kartı da aynı Aynı yani olur. Murat. O kesin aynıdır ya. Şimdi Levent abi, deneyim olarak baktığım zaman tabii biz ne dedik? Ben ilk başta dedim ki vatandaşa inmiş Evet, hali. evet. Şimdi tamam güzel bir çözüm Prime ama herkesin Evet, ulaşabildiği fiyat evet. açısından bir çözüm değil. Asus'un bunu çıkartma amacı daha Evet. ekonomik olsun. Şimdi Valla aynı deneyimi veriyor. tam çok 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 yakın bir deneyimi Valla daha ucuza aynı verecek. deneyim bir tablet. Çünkü Tegra 3 aynı. O 100 MHz'i sayma hiçbir şey değil. Tabii. Oyun mu oynuyoruz? En baba Android oyunları. Aynı deneyim işte. İki şeyde fark yaşayacağız. Benim tabletim biraz daha erken pili bitecek. Artı işte yani TF300 senin tabletin daha çok çalışacak. Bir de tabii sen dışarıya çıktığın zaman Ha. güneş Evet. altındayken ya da ışık altındayken Super IPS modunu Evet, ben geçeceksin ve daha çok ışığı daha hani iyi göreceksin. kapalı alanda beni rahatsız edecek kadar açabileceğim. Sen Evet. açamayacaksın o kadar. Ama Bunların onunla da dışında şey de var. Senin avantajın da var. Ben şimdi stüdyonun kapıları kapalı. Wi-Fi bağlantımıza erişmekte zorlanıyorum. Sen tabii. Full sıkılmıyorsun. çekiyor. Evet. Senin de o avantajın var. Sen daha benim bağlantı yok dediğim yerde sen internete Benim bağlanacaksın. kafamdaki senaryo da şu var abi. Şimdi bu daha ucuz ama hani dağlar kadar fark yok. Ama benim görmek istediğim şey şu. Prime'a para vermektense ya da bu Prime'ın parasına ben bunu dokla birlikte alabiliyorsam bu o zaman avantajlı. Alacağını zannedersem. Çünkü Evet. ülkemizde olmayan cihazların fiyatını konuşmak risk. Konuşamıyoruz. Ama dünyada alıyorsun. Hani Prime alacağına Set dokuyla olarak birlikte alırsan. TF300 alabiliyorsun. Türkiye'de de hani fiyatı cazip olacak dendi Kesin. bize. Öyle dediler. Hani ama ne kadar cazip olacak onu daha bilmiyoruz. Daha ürün gelmiş değil. Fakat hani cazip olması gerekiyor zaten. Çünkü varoluş amacı o. Amacı bu. Prime'a alternatif, uygun fiyatlı alternatif. TF300'ün güzel bir fiyatla gelmesi lazım. Ya piyasada tablet diye o kadar çok dandik ürün var ki bir ara doldurmuştu Evet, biliyorsun. evet, evet. Yani bu tip kaliteli firmalardan gelen, adam gibi Evet. garantisi olan, arkasında işte aksesuarına kadar desteği olan Evet. ekonomik ürünlere ihtiyaç vardı. Şunu da söyleyelim. Prime'ı halen piyasadan satın aldığında Zor alırsın. Android 3 serisiyle geliyor. 4'e sen upload Evet. ediyorsun. Ama yayınlanmış Upgrade şey değil. ediyorsun. Hani legal olarak update. Bu 4 ile geliyor direkt. Şimdi artı Transformer'ı artık bulamıyorsun abi. Yani çok zor. Sağda solda Yok satıyor. şanslıysan evet yok sattı yok oldu. Prime başarılı bir cihaz canım. Prime'da Prime. Prime'ı bile zor buluyorsun şu aralar. Onlarda da şey var. Talebe çok yetişemiyor Asus Evet. Türkiye'de. Ama ben zannediyorum ki bunda pek bir sıkıntı olmayacaktır. Benim tahminim bunu İnşallah. üretmek ondan daha kolay çünkü. İnşallah. Evet Böyle Levent bir abi. alternatif lazımdı.
kaliteli alternatif olarak ve ekonomik alternatif Evet. olarak TF300'ü biz beğendik. Murat aynı deneyimi sağlıyor. Benim için bu çok Evet, bu çok önemli. önemli. Aynı deneyimi sağlıyor. Tamam, bazı işte birbirlerine karşı artıları var. Her birinin kendi artıları var ama ben tablet istiyorum kardeşim, iyi bir tablet istiyorum deniyorsa. Kişisel olarak da benim işte söylediğim şey, şunu da alabiliyorsam ben o fiyat Evet. farkına olay Evet. bitiyor zaten. Evet. Çünkü belirtelim, bu sadece bir klavye değil. İçinde Değil. pil de var, Tabii. USB var, kart okuyucu Tabii. var. Her şey var. Bu bir olay. Yani sadece basit bir klavye değil, Tabii. 100 küsur dolar fark Kesinlikle yaratan. O abi. yüzden Transformer'ın doku önemli bir Evet. şey. Kesinlikle. Yani. Bir sonraki Peki. programda Başka bir görüşmek tablette üzere. görüşmek üzere.